Efendim merhabalar, mutlu akşamlar, hayırlı bayramlar. Akit TV ekranlarında kayıt dışı tarih gününde ve saatinde karşınızdayız. Bugün mübarek Kurban Bayramı. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı tebrik eder, ülkemize, vatanımıza, milletimize ve tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ederim. Programımızın daimi konu tarihçi yazar Mustafa Armağan hocamla birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz, bayramınızı tebrik eder, ellerinizden saygı ve hürmetle öperim. Nasılsınız? Sağ olun, el öpenlerin çok olsun. Sağ olun hocam, teşekkürler. Evet, bayramınız mübarek olsun herkesin, sizin de ve İnşallah bayramlar bizim kurtuluşumuza vesile olsun. Bunlar birer gök ikramı diyebiliriz bayramlara. Yani bize sunulan ikramlar, hem hayatımızı düzenlemek bakımından hem de yükselmek isteyen, kendisini arındırmak isteyen, hayır yapmak isteyenler için 1'e 10, 1'e 100 veren ürünler diyelim. Bayramlar için. Onun için bunları mutlaka en iyi şekilde değerlendirelim. Gönül kazanmaya çalışalım. Birbirimizi hatırlayalım. Ve büyüklerimizi de bu bakımdan ihmal etmeyelim. Hayatta olanlar yahut da ahirete uğurladığımız büyükleri. Evet hocam, sıla-i rahim yapmak çok önemli. Evet. Özellikle böyle önemli günlerde, bayram günlerinde. Peki hocam, bayramların geçmişe kıyasla biraz değiştiğini artık söyleyebilir miyiz? Şimdi insanlar maalesef bayramları tatil olarak değerlendirmeye başlıyor. Daha çok sıla-i rahim yapmaktan ziyade hani tatillerin 9 güne çıkarılması da aslında vatandaşların bu yöne evrilmesine biraz da zemin hazırlamıyor mu sizce? Şimdi ben o noktada biraz farklı düşünüyorum. Yani zaten benim farklı düşündüğüm birçok şey var ama bu noktada da benim düşüncelerim bir parça akranlarımdan daha değişik. Şöyle, yani ben kutsal kavramına inanıyorum. Yani mukaddes olan bir değer var dünyada ve bu değer dinler vasıtasıyla insanlara telkin edildi. Yani semavi dinler diyelim. Ve bu terkin edilen kutsallık insanları özünden yakalayan şeyler. Yani kenarından, kışrından, kabuğundan değil, özünden yakalayan bir kement, öyle diyelim. Hani kovboylar kement atıp yakalıyor. Yani biz de kaçıyoruz fakat Cenab-ı Hak bayramlarda, Ramazan'da, kutsal günlerde veya kutsal anlarda bizi kementiyle avlatıyor ve kaçamazsınız diyor. Yani bu şey, bir kere bağlandınız, söz verdiniz, sözünüzü tutun. Bak, onu hatırlatıyorum size diyor. Bu bakımdan kutsal kavramı belli zaman dilimleri içerisinde tekrar tekrar bize hatırlatılır. İşte kandiller, efendim, Ramazan, bayramlar vesaire. Bunlar da bizim irademize, bizim ihtiyarımıza bırakılmadan Cenab-ı Hak bunları bize ikram eder, önümüze koyar ve eğer Müslümansanız, bu dine inanmış insanlarsanız, sizi dinin özüne doğru çeker. Bu bakımdan benim ikinci bir zaman kavramı ortaya koyduğunu Cenab-ı Hakk'ın bu mukaddes zamanlar itibariyle ikinci bir zaman kavramı ortaya koyduğunu söylemem lazım. Ve bu ikinci zamanda yaşadıklarımızı asla unutamayız. İşte nerede o eski bayramlar, nerede o eski Ramazanlar, değişimizin sebebi bu. Çünkü onu bir türlü unutamayız. O bizi özümüzden yakalamıştır, işte kement olayı. Ve hepimizin hayatında binlerce gün yaşamışızdır. 5000 gün, 10.000 gün, 20.000 gün, değil mi? Fakat unutamadığın zamanlar diye şöyle geriye baktığında aklına gelenlerin önemli bir kısmı, bir Müslüman için söylüyorum elbette, işte Ramazanlardır, bayramlardır ve buna mümasil bir takım şeylerdir. Yani çok manevi kaza maza falan gibi şeyler tabii ki her insanın başından geçer ama yine de bunları hatırlarsın. Hı hı. O yüzden nerede o eski Ramazanlar, nerede o eski bayramlar, değişimizin sebebi onlardaki tadı,
Bunlardaki hazzı hiçbir zaman unutamayışımızdan kaynaklanır. Unutamayız yani onları. Çünkü o bizim özümüzde bir taşkın meydana getirdi. Bizim özümüzü dışarıya çıkarttı. Şimdi mesela ben bir Ramazan günü Bursa'da geçti benim çocukluğum. Şöyle yaşardım Ramazan bayram günümü. Biz Piremir Camii'nin orada otururduk. İşte annem babamın yaptıktan sonra bayramlaştıktan sonra Emir Sultan'a inerdim. Emir Sultan'da amcamın kayınvalidesi ve onun kayınvalidesinin de annesi vardı. Onları ziyaret ederdim. Onlar böyle mendil içerisinde ama şöyle değil yani al bu harçlığın işte iyisin şeklinde değil. Elini öperken şöyle avucunda kalırdı. Yani şimdi elini öpüyorsun ya. O elden senin avucuna belki bir şey bırakılırdı. Ne kadar özendi mendil, mendilin içerisinde işte zaten sıktığın zaman içinde para olduğunu anlarsın. Şimdi o kadar nazikçe yapılan bir şey ki yani belli belirsiz böyle gösterişten son derece uzak ve alıp o mendili cebine koyduğunda ne koyduğunu bilirsin. Ama hiçbir zaman onu bir para olarak böyle sana göstermezlerdi. Şimdi bu bir şeydi. Bir medeniyet tezahürüydü. Yani bizim medeniyetimizin tezahürlerinden birisi burada karşımıza çıkıyordu. Bunun gibi yani bir bayram günü yaşadıklarımızı düşünüyorum mesela. Oradan ayrıldım diyelim ki bizim eski oturduğumuz evin sahibinin annesi tek başına yaşıyor. O eski oturduğumuz evin bir odasında yaşıyor. Ben onu görmeye gidiyorum. Münevverliğine. Bak şimdi bu şeye bak yani bunlar benim birinci derecede akrabam da değil. Ya da hiç akrabam değil. Bir tanesi hadi diyelim ki biraz hısım uzak sayılır. Ve bu mesela münevverliğine o şey yapar. İşte elini öperim. Belki çocukları bile gitmiyordur ya da torunları bile gitmiyordur. Ben giderim. Oradan daha da eski bir evimizde oturduğumuz üst katta bir bankacı bir amca vardı. Onun karı koca. Onları giderdim namazgahta ziyaret ederdim. Şimdi ve bunların her birinden ben bir şeyler alırdım. Yani belki de yaşlı insanları sevmemin bir sebebi de bu oldu. Çünkü onlarda ben farklı bir kumaş görüyordum. Hani, o dönemde görebilmek de mesele hocam yani o yaşta. Belki bilinçli değil ama konuştuğum zaman, oturduğum, kalktığım zaman onlar bana diğer daha genç kuşaklardan daha farklı davranıyorlardı. Mesela ben ilkokul öğretmenlerimi araştırdım. İlkokul öğretmenlerimin Osmanlı zamanında doğduğunu fark ettim. Böylece yaşınız da ortaya çıkacak hocam, dikkat edin. Evet, yaşımı saklamıyorum zaten. Bütün kitaplarımın başında mevcut. Yani 1909 doğumlu bir okul müdürümüz vardı. Bu Abdülhamit zamanında doğmuş bir insan. Ve ben 1967 yılında başladığım okulda Abdülhamit zamanında doğmuş bir müdürün talebesiydim. Kendi sınıf öğretmenimiz 1914 doğumlu çıktı. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani ve o insanlar, mesela ben ortaokula falan gittiğimde daha genç hocalarla karşılaştım. O okulda öyle bir yaşlı bir öğretmen kadrosu öyle gelmiş kalmış. Hoca İlyas ilkokulu, şimdi ortaokul oldu. Onların davranışları, yaklaşımları, yani otorite fakat şey değil, böyle ezen, döven falan bir otorite değil. Yani bakışıyla, saygı uyandıran havasıyla başka bir dünyadan sana mesaj veriyorlardı. Şimdi bu işte Osmanlı'nın, yani daha önce işte Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, işte Gazneliler, bir sürü İslam devleti var ve bize intikal eden, Osmanlı'dan önce var olan bu devletlerin hepsi birikimlerini Osmanlı'da bir bakıma taçlandırdı. Yani hepsi geldi. Osmanlı bunları aldı. Geleneklerin en güzellerini topladı ve İstanbul'da özellikle de
İstanbul bölgesinde. Bunları en nazik, en kibar ve medeniyete en müsait bir hale getirdi. O bakımdan benim çocukluğumda yaşadığım olay olsun, bu insanların işte eskiden çok güzel işte bayramlar vardı falan diye bizim söylememizin sebebi işte bu insanların varlığıydı. Yani bu insanlar bir şey değildi, kukla değildi, bir dekor değildi. Yani o mesela ahşap evlerden oluşan Bursa sokaklarını hatırlıyorum. Ve komşuluk ilişkileri böyle çok yakın. Ben cumbalardan şeyler, evlerin içi çok samimi ortamlar falan vardı. Şimdi bazı şehirlerde ya da bazı kasabalarda, ilçelerde böyle eski Osmanlı evleri yapıyorlar. Ya da eski Osmanlı evlerini diyelim ki Taraklı'da falan restore ediyorlar. Hı hı. İşte yeni kullanıcılara yani dışını benzetiyorlar falan filan. Ama olmuyor işte. Yani ev değil, dekor değil burada. İnsan. Bu insanı biz bulamazsak istediğimiz kadar bütün her İstanbul'u, yer Osmanlı evi olsun. Bütün fark İstanbul'u etmiş. Yıkalım, ahşap evlerle donatalım. Ama o İstanbul'u biz bulamayacağız. Çünkü o İstanbul'u yaşayan insanlar o terbiyeyle yetişiyorlardı. Aslında İstanbul'u İstanbul yapan da belki o dönemde yaşayan insanların kültürü, ahlakı. İnsan yani şerefli mekan bir mekin. Bir mekanı şerefli yapan orada oturanların şerefidir. Orada oturanların kalitesidir. Bunu ecdat söylemiş. Dolayısıyla o mekanları var eden, o mekanlara güzellik katan insanlar vardı. O kaybı telafi etmeye çalışıyoruz. Yani bayramlarda işte nerede o eski bayramlar? O insanlar nerede? O insanları bana bulun. O insanları gösterin demiş oluyoruz hal dilimizde. Aslında hocam nerede o eski bayramlar demek de bir nevi aslında geçmişe duyulan özlemin de tezahürü değil midir yani? Tabii. Yani insanlar o bayramları, o yaşanan anıları belki özledikleri için nerede o eski bayramlar diyor. Tabii şimdi bayramlar, buyurun hocam. Evet, buyurun. Tabii bayram. Yani o şeyleri unutmamız mümkün değil. İşte dediğim gibi insanı kalbinden yakalayan, özünden yakalayan hatıralardı bunlar. Yani bir mezarlıktan işte geçtiğimi hatırlıyorum, ağlayarak geçtim. Yani ben niye o mezarlıkta ağladım? Hiçbir benim tanıdığım insan orada yatmıyordu. Ama yıllar sonra annem ve babamı o mezarlıkta toprağa verirken anladım ben niye ağladım. Allah mekanlarını cennet etsin hocam. Anlatabildim mi yani? Evet. Mekanla insan arasında böyle deruni bir bağ var. Bir bayram günüydü o günde. Yani ağladığım gün. Ve 10-12 yaşında falan ancak vardım yani. Hocam benim de bayramlara dair hatırladığım en eski anım mesela rahmetli babam beni bir kere Luna Park'a götürmüştü. Mesela siz konuşurken o anlar gözümün önüne geldi. Gerçekten o zamanlar bayramların da bir tadı vardı yani. Elektriği ben bile gibi. Hatırlıyorum küçük bir çocuk olmama rağmen bana iki seçenek sundu. Ya gondola bineceğiz ya çarpışan İkisine arabaya. İkisine birden binemiyoruz. Binemiyoruz. Ben tabii çarpışan arabayı tercih etmiştim. Sonra döndük eve geldik. Ama o kadar mutluydum ki hocam gerçekten. Şimdi siz konuşurken o anlar gözümün önüne geldi. İnşallah bayramlarımızı tekrar eskisi gibi İnşallah. İhya yani, ederiz. Kendi yaşadıklarımızı çocuklarımıza da yaşatmaya gayret edelim. Bu kutsallık dediğimiz olay bitmez. Yani çünkü insan var olduğu sürece maneviyata ihtiyaç duyan bir varlık. Hani tatil yaparken belki duymayabilir ama bir hastalık olduğunda, bir zor durumda kaldığında, bir büyüğünü kaybettiğinde, başı sıkıştığında, o boşluk, evet. Çünkü insan hayatı tek düze bir hayat değil. Hep böyle genç olmayacaksın, hep böyle herkes başında olmayacak, bir yalnız kalacağın bir dönemler de olacak. Başarısız giden zamanlar da olacak. O zaman neye ihtiyaç duyacaksın? Yani tutunacağın ne var? O zaman işte bu kutsalın veya insanın aşkın değerlerinin farkına varıyorsun ve ona yöneliyorsun. Yani birçok batılının da şu anda yaşadığı durum zaten bu. Yani işte Gazze katliamı ve o Gazze'deki insanların hakikaten inanılmaz bir direnç gösteriyor. Yani sadece Hamas'ın
eylemlerinden bahsetmiyorum. Yani insan olarak çok kuvvetli insanlar olduklarını, kendilerini aşmış insanlar olduklarını çocuktan, işte o torununu kaybeden, neydi o sakallı bir şey var, ona kadar yani başka bir gezegende yaşıyormuş gibi, başka bir gezegende yaşayan varlıklarmış gibi kendini göstermeleri, birçok batılı insana ne kadar sahte bir dünyada yaşadıklarını. Değil mi hocam? Bunlar gerçek ve bu insanlar her gün Survivor'ın 1000 katını yaşıyorlar ve hala yaşamakta direniyor. Yerden su çıkıyormuş bir yerde. Evet hocam. Suyu bulur bulmaz çocuk gibi seviniyorlar. Yani su nedir ya? Yani her taraf... Aslında çok basit bir şey ama işte suya bile ne evet. kadar şükrediyorlar. Ama bu mesela onların hayatları için bir mutluluk kaynağı. Şimdi düşünün yani bunları defalarca ve her gün yaşayan bir toplum. Şimdi bu bakımdan insanın dünyasında sahte bir şey yapıldı, bir sahne yaratıldı modern teknoloji aracıyla. Biz gerçekle hiçbir zaman karşılaşmıyoruz. Hep böyle sahtelikler üzerinde, yani gösteri toplumu diyorlar ya. Hı hı. Yani sana bir şey gösteriyor, işte Twitter'da bir şey geliyor önüne ya da Instagram'da. Vay anasını bilmem ne, yarım saat sonra bir bakıyorsun ki bütün etkisini kaybediyor. Öyle değilmiş. Çok hızlı bir çağda yaşıyoruz acaba. Ondan sebep de olabilir mi hocam yani? Sürekli yeni bilgiler, bir bilgi fırtınası içerisinde yaşıyoruz. Yani teknolojinin de etkisiyle. Analiz edecek zamanın olmuyor ve zaten kafan da analiz etmeye yönelik eğitilmediği için de. Ay öyle mi, linç edelim falan. Bir bakıyorsun bir saat, iki saat linç ettin. Sonra o diyor ki ya yok öyle bir şey yani, ben o olayı yaşayan kişi. Öyle değil diyor. Ama bunu dediği zaman beğenilmiyor bu şeyi. Yani sahte olan, yalan olan beğeniliyor, doğru olan gerçek beğeniliyor. Evet, şimdi bu demek ki sahteliklerle öyle bir dünyada yaşıyoruz. Onun için sahih olana dair asıl kaynak olan bayramları bizim hasretle anmamızı çok tacüble karşılamamak lazım. Hocam şimdi Osmanlı dönemindeki bayramlara şöyle bir göz attım. Osmanlı döneminde bayramlar acaba nasıldı diye. Çok ilginç bir bilgi karşıma çıktı. Der ki hocam, kurbanlar bir yıl önceden alınır. Boyanır, süslenir ve bu döneme kadar çok iyi bakılırdı. Her türlü eziyetten kaçınılırdı. Yani kurban kesmek istiyorum, bir yıl önceden kurbanı alıp bakmam gerekiyor. Evet. Ya bu aslında olur. Kurban edilen hayvanla tabii. Evin yani kurban edecek kişi arasında da bir bağ oluşturuyor. Artı eziyetten kaçınılıyor ve ona sanki bir insan gibi davranılıyor. Süslenip, yıkanıp, kurutuluyor. Rengarenk boyalarla üstüne şekiller çiziliyor. Aslında ne kadar güzel bir bağ değil mi hocam? Çünkü ibadet. Şimdi yani. Böyle bir şey yapsak insanlar der ki ya, ne yapıyorsunuz falan, böyle bir şey olur mu, hani niye süslediniz falan. Ancak güzellik yarışmalarında falan süsleniyor galiba hayvanlar. İşte o başka ne kadar ince bir evet. Davranış değil mi hocam? Bunlar size? Hatta boynuzlarını yağlıyorlar böyle parlak görünsün falan. Tabii öyle şeyler de var, adetler de var eski dönemde. Şekerle besliyorlar bilmem işte hani böyle, çünkü kurban edeceğim bir şey varlık ve onu en iyi şekilde bakmak, beslemek ve onun her şeyinden yararlanmak. Yani işte iç organlarını kaldırıp atıyoruz, bilmem işkembesi. Derisini vesaire. Şimdi mesela ben şöyle bir şey soruyorum insanlara. Bunu bir gurmelere falan da ya da işte şeflere falan da sordum. Ya dedim mesela işkembe çorbası eğer modern dünyada ya kadar icat edilmemiş olsaydı kimin aklına gelirdi? Herhalde hiç kimsenin aklına gelmezdi hocam. Çok doğru söylüyorsun. Hiç kimse onu alıp o emeği, zahmete katlanıp temizleyelim, bekletelim, uğraşmazdı kim, hocam. Kim icat eder kimin aklına ya? Attığımız, çöpe attığımız bir sakat et. Yani şey, kurtulmak istediğimiz bir parça. Değmemeye çalışırız hocam. Yani hani elle atılıp bile, elle alınıp bile atılmaz. Şimdi, yani bir şeylerle falan böyle. Ama o zaman neredeyse bir koyunun tamamı faydalanılan, yani toplum tarafından faydalanan, boynuzundan tut da orada işte bir şey yapılıyor. İşte ayak işte pişiriliyor, yeniliyor, işte her neyse
her organı, yani kürkü zaten şeyi, derisi apayrı bir. Dolayısıyla hani hiçbir şeyini zayi etmeden, çünkü kurban da olduğu için onu büsbütün önemli kılıyor. Ve böylece hayatın, yani ibadetin merkezinde tutuyorsun. Yani onu böyle yani götürüp keseyim, işte dağıtayım, bitsin değil. Yani o senin yani nasıl namazı bir pislik içerisinde üzerine bulaşacak şey çamurun içerisinde kılamazsan, hı hı, bir temizlik gerekiyorsa kurban da aynı şekilde o nezahet ve nezafet ile, kavramlar da unutuldu tabii ki, kesip dağıtman gerekir ve onu da, yani dağıtmanın da tabii incelikleri vardır, böyle hani götürüp işte şey yapar gibi, hocam şimdi aşa kakar çok... gibi anlat vermek falan. Şimdi aklıma Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif geldi. Tabi deve kesiyorlar o zaman Arabistan'da. Makbul olan devenin, ama o da biraz zahmetli kesmek, yani şey, koyun gibi kolay değildir, kolay herhalde, biraz uğraş gerektirir. Altından kalkacağı bir şey değil. Tabii. İşte yıkacaksın bilmem ne falan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da deve kurban etmeyi kendisi yapıyor, evin erkeği olarak. Tabi biraz zahmetli olmuş, yorulmuş, kesmiş, getirmiş. Ayşe validemize teslim etmiş. Demiş ben biraz uyuyacağım. İstirahata çekilmiş. O arada tabi peygamberden kurban eti almak için kapıya gelenler oluyor. Gelene veriyor, gelene veriyor Hazreti Ayşe. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkıp da ne yaptın Ayşe etleri deyince diyor ki üç hisseye ayırdım. İkisini verdim, biri bize kaldı diyor. Yani üçte ikisini verdim, birisi biri bize kaldı. Öyle demeyeceksin Ayşe diyor. Ne diyeceğim? İkisi bize kaldı, biri gitti diyeceksin. Hayır, ikisini ikiye ayırdım, işte ikisi gitti, biri bize kaldı. Öyle değil. Verdiğimiz bize kaldı, yediğimiz değil. Hocam aslında bu söylediğinizden şöyle bir sonuç çıkıyor. Maalesef bugün bu paylaşımdan aslında ne kadar da uzaklaştığımızı bir noktada gösteriyor bize. Şimdi derin dondurucular var, no frost buzdolapları vesaire. Doğru. Kurban kesiliyor, hop dolapta. Yani paylaşmak, ne bileyim, bütün bir yıl boyunca kurban eti yiyenler bizim var. Bizim olan şey ne? Yani yediğimiz şeyler bizde kalıyor mu? Bir şekilde toprağa bizimle birlikte gidecek olan şeyler. Ama bize kalacak olan ne? Verdiklerimiz. Çünkü o artık maddi şeyin üstünde bir değer kazanmış oluyor. Bir sevap kazanmış oluyor. Dolayısıyla ahirette yedin, ne kadar güzel kebaplar yedin, aferin. Kimse bize demeyecek. Ne ama verdin diyecekler. Verdin, helal olsun. İşte şu kadar sevap kazandın. Dolayısıyla verdiğimiz bize kaldı sözü. Bak, bu çok önemli. Eğer İslam alemi şu hadis-i şerifteki hakikate erebilse, verdiğinin bize kaldığını, yediğinin sana kalmadığını, yediğinin gittiğini idrak edebilse, o zaman yani çok fakirlik diye bir şey herhalde kalmaması icap eder. Evet. Normal şartlarda 2 milyarlık İslam aleminde, ama işte bazı hakikatler zamanla üzeri külleniyor. Onları bayramlar vesilesiyle de işte anlatmak, külleri temizlemek de bizim vazifemiz. Evet hocam, şimdi bayram bahsini kapatıp aslında biraz daha kayıt dışı tarihin gündemine dönelim kıymetli izleyiciler. Takvimler yanılmıyorsam 14 Haziran 16 Haziran'da hızlanmış bir şekilde Türkçe ezan tekrar aslında orijinal diline, olması gerektiği haline, Arapçaya çevrildi. Şimdi aslında bugünün konusu da bu başlık üzerinden ilerleyeceğiz. Hocam, bu Türkçe ezanla ilgili, yani bu Türkçe ezanın, daha doğrusu ezanın Türkçe'ye çevrilmesiyle ilgili, peki nereden kaynaklandı bu? Nasıl böyle bir ihtiyaç hissedildi de Arapça ezan
herkesin anladığı dildeki Arapça ezan. Bunun içerisinde sadece Türkler yok elbette. Kürtler de var, bu ülkede yaşayan Araplar da var. Herkesin ortak değeri olan Arapça neden terk edildi de bir anda Türkçe'ye geçildi acaba? Şimdi bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur diye Ziya Gökalp'in bir şiiri var. Daha eski devirlerde yazmış. 1915'lerde falan. Bunun tabii etkisi mutlaka oluyor. Yani Ziya Gökalp'in bir fikir babası olarak Cumhuriyet nesillerine etkisi oluyor. Ama esas olarak şimdi insanlar anlasın, ne okunduğunu bilsin gibi bir gerekçenin içine bunu sokmalarını ben kabul etmiyorum. Ya erkek gibi çıkın deyin ki biz bu dini değiştirmek istedik, istiyoruz. Siz de buna ister istemez tabi olacaksınız. Şimdi bunu temel gaye bu muydu hocam? Yani temel insanları gaye dinden uzaklaştırma, dini biraz daha basite indirgeme. Gayet tabii, yani bunu halde edip bile bugün okuyorum hatıratını, şeyini. Türkiye'de Şark Garp ve Amerikan tesirleri diye bir kitabı var. O kitabında açıkça bunları dile getiriyor. Yani dilde olsun, Latin alfabesinde olsun, işte medeni kanun. Yani bu esasen bu toplumun İslam ile bağını kırmak üzerine kuruluydu. Bunu çeşitli gerekçelerin arkasına sakladı. Halbuki burada düzgün bir şekilde, yani ama bunu gösteremiyorlar. Yani bunu, çünkü toplumun reaksiyonunu hesap ettikleri için ne yapıyorlar? Efendim biz Türk'üz, Türkçe olmalı. İbadet Türkçe olmalı. İşte Kur'an Türkçe olmalı. Bilmem ezan Türkçe olmalı. Mevlid işte zaten Türkçe, sala Türkçe olmalı vesaire. Yani şimdi anlaşılması burada esas diyor. Şimdi anlaşılması esas ise birçok şey var. Mesele burada ortaya çıkıyor. Çünkü uğraştığınız mevzu edebi bir mevzu değil. Yani ne bileyim şiirleri Türkçe yazalım. İşte ne bileyim Arapça kelimeleri dilimizden çıkartalım gibi bir mevzu değil. Bu dinin, ibadetin kendisiyle ilgili bir tasarrufta bulunuyorsunuz. O zaman o ibadetin kendisini siz değiştirmiş oluyorsunuz. Yani bir dinde reform yapmış oluyorsunuz. Hı hı. Diyorsunuz ki bundan sonra ezan bu zamana kadar 14 asır okunduğu şekilde değil, bundan sonra böyle okunacak. Şimdi ne oluyor? Din mahallileşiyor. Şimdi Hindistan'da Arapça okunuyor. Rusya'da Arapça okunuyor. Efendim işte Pakistan'da Arapça okunuyor. Arap ülkelerinde Arapça okunuyor. İran'da Arapça okunuyor. Ama Türkiye'de Türkçe okunacakmış. Buna kim karar veriyor? Yani bir dini bir içtihat mı yapıldı? Bir hadis mi var? Bir ayet mi var? Neye istinaden bunu yapacaksınız? Sonra ben hakkında iki ciltli kitap hazırladım. Türkçe Ezan ve Menderes ve Minare'deki Yabancı diye. Sözlü dönem şahitlerinin hatıralarını topladım burada. O kadar büyük bir yara ki bu. O zaman insanları günlük hayatlarında en çok karşılaştığı bir insanın günlük hayatında en çok karşılaştığı ses ezan sesi. O zaman için 1930'lar için diyorum. Yani bugün birçok dangoz dungo ses geliyor etraftan ama bugün korna sesidir herhalde büyük ihtimalle. Korna bilmem şarkı türkü arabasından şeyini açıyor, volümünü açıyor falan bize de dinletiyor. Neyse ama 5 vakit ezan sesi duyarsın. Sabah ezanı da dahil. Cuma selasını duyarsın vesaire. Şimdi bir İslam ülkesinde yaşadığını bununla anlarsın. Ezan okunuyorsa orada İslam'ın hakim olduğunu hissedersin. Ya da Müslümanların var olduğunu hissedersin. Yani Almanya'da mesela uzun yıllar dışarıya verilmiyordu ezan sesi.
Ve Avrupa'da yaşayan Türk izleyicilerimiz eminim ki bu söyleyeceğimi takdir edeceklerdir hocam. Avrupa'da yaşayan insanların Türkiye'ye geldiklerinde en fazla sevindikleri şey ezan sesini dinlemek, ezan sesini duymak onu oluyor. Onu duymak büyük bir mazhariyet. Kesinlikle. Şimdi bir iki yerde izin vermeye başlamışlar. Bazı haberlerde duyuyorum. Ama o önemli değil. Önemli olan bir memlekette cıngır cıngır ezan sesinin duyulmuş olması. Şimdi bu kimi rahatsız eder? Gavurları rahatsız eder. Yani kendi içinde bu dine buğz besleyenleri rahatsız eder. Mesela Kadıköy'deki Osman Ağa Camii'nin yıkılması için kampanya başlattıklarını biliyor musunuz? Tahmin edebiliyorum hocam. 1940'lı 50'li yıllarda ben gazetelerde küpürler topladım. Neye gerek var? Niye bunu ihya ediyorsunuz? Zaten harap hale gelmiş. Ondan sonra yıkalım. Burada ihtiyaç yok buna. Cenazemiz de bir şekilde bir yerden kalkar diye gazetelerde yazılan okur mektupları var. Şimdi esas mesele İslamsızlaştırma meselesi. Yani Türkiye'de İslam'ın hararetini söndürme meselesi. Yani hararet, şimdi az önce kutsallıktan bahsettik, hı hı, değil mi? Normal zamanı yıkan bir kutsallık getiriyor din. Burada İslam da rahat durmuyor. Yani işte o bayram, bu kandil, bu bilmem. Sürekli taze tutuyor aslında, değil mi hocam? Tabii. Yani o duyguları. Yani kaçamıyorsun bir yere. Yani bir ay iki ay kaçsan bir yerde bir şeye yakalanıyorsun. Dolayısıyla bu dinin insanlara sağladığı bu kutsallık duygusu laik ve seküler bir, dünyevi bir hayat tarzını dayatmaya çalışanlara sürekli problem üretiyor. İşte fabrika açıyorsun, namaz vakitlerini ona göre ayarlaman gerekiyor. Yani mesai saatini namaz. Şimdi bunu istemiyor adam. Anlatabiliyor muyum? Yani evet hocam, çok iyi. Hala birçok yerde bu problem, biliyorsunuz. Dolayısıyla yani dinin zamanıyla seküler hayatın zamanı arasındaki bu problem devlet dairelerinde yakın zamanlara kadar işte cuma iznini bile insanlardan esirgeyen bir yaklaşıma dönüşmüştü. Şimdi bir dinin kendini tanımlama hakkı vardır. Yani o din, ben yaratıcı olan Halika şu ismi verdim. Yahudiler Yahova der, bilmem Hristiyanlar işte Teo der, bilmem Budistler Buda der, bilmem kendilerine göre her, şimdi hayır sen Buda demeyeceksin, bilmem Kuda diyeceksin diyebilir misin? Senin ismin diyemeyiz. Budizm değil, Kudizm. Sana ne ya? Kime ne yani? Diye benim şeyim bu, inancım bu, ben ona tapıyorum. Yani buna kimsenin dışarıdan müdahale etme hakkı var. Evet, edilirse zaten o din yer altına çekilir. Dolayısıyla kaidelere de müdahale aynı sonucu doğurabilir. Tabii. Değil mi hocam? Sonuçta ezan da İslam'ın bir kaidesi en nihayetinde. Evet, aynen. Şiar, İslam'ın şiarlarından birisi. Yani bir yerde ezan okunmuyorsa namaz kılınmaz. Ezanı o zaman alçak sesle de olsa kendiniz okuyup namazı kılmanız gerekir. Hocam benim yani aslında bu noktada merak ettiğim bir şey de şu: aslında ezan Türkçe'ye çevrildi, belli bir dönemde Türkçe okundu. Peki örnek veriyorum, içerideki cami içerisindeki kamet. Kamet, evet. O da mı acaba Türkçe'ye çevrildi? Belli yerlerde, bunu denetleyebildikleri yerlerde kametleri de Türkçe'ye çevirtiyorlar. Ama bazı yerlerde idare etmişler kametlerde. Dışarıda ayrı, içeride ayrı okunduğunu bazı örneklerden biliyorum. Çünkü ben bayağı bir Türkiye'de en fazla bu meseleyi deşenlerden bir tanesiyim. Sağ olun, var olun hocam bu açıdan. Elhamdülillah, yani bana da bir ahiret beratı olur inşallah. İnşallah. Bunlar unutulmaması gereken hatıralar. Şimdi içeride bazen bazı yerlerde okunması şartı getiriliyor. Bazı yöneticiler de idare ediyorlar bunu. Yani caminin içine bari karışmayalım. Hani dışarıya karıştık da bari içine karışmayalım diyorlar. Şimdi mesele
ondan daha fazla bir şey. Şimdi sen diyorsun ki Allah demek yasak ezanda. Şimdi biz diyoruz ki Allah demek yasaktı. 18 sene Türkiye'de Allah demek yasaktı. Vay efendim, siz olur mu öyle şey? Neden yasak Cumhuriyet olsun? Cumhuriyet düşmanları böyle diyorsun kardeşim. Allah demek yasaktı. Allahu Ekber dediğin zaman polis ya da jandarma gelip seni alıp karakola götürüyordu. 3 aya kadar hapis, bilmem 300 lira para cezası, ki o zamanki 300 lira iyi bir para herhalde. Herhalde 10 memur maaşı, yani bir yıllık maaş falan gibi bir şey yani. Çok ciddi yani, rakam o zaman hocam. 300-500 lira maaş alıyor adamlar. Yani. 25 lira maaş alıyor yani bir yıllık maaşı. Bu bakımdan Allah demenin zaten yasak olduğu bir dönemde sen Tanrı diye bir kavram uyduruyorsun. Tanrı. Şimdi Ahmet Hamdi Akseki'den Elmalı Hamdi Yazır'a kadar birçok alim, ki bu ikisi de muteber, biri Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı, birisi de Atatürk zamanında ilk hak dini, Kur'an dili tefsirini sipariş ettikleri yazan kişi, şu anda hala aşılamamış olan o tefsirin müellifi. Diyorlar ki Allah bütün isimleri cami, yani 99 ismi var, sıfatları var. Bunların hepsinin üstünde, hepsini kuşatan ve Cenab-ı Hakk'ın zat ismi. Bir insanın çeşitli sıfatları olur, evet, bilmem ne, ama bir kendi ismi vardır. İşte gol kralı dersin, bilmem işte süper futbolcu dersin, imparator dersin, bilmem, ama Ronaldo onun öz ismidir. Şimdi imparator dediğin zaman Beckenbauer da girer içine, bilmem Fatih Terim de girer, bilmem de girer, ama öz ismi onun odur. Onu başka bir şeyle net olarak tanımlayamazsın. Evet hocam. Burada şimdi sen kalkıyorsun. Eski Türklerin tan yeri ilahına, tan yeri ilahına verdikleri bir isim var. Tengri. Evet hocam. Tengri. Tengri. Bu ismi bütün isimleri kuşatan Allah'ın yerine sen beyin ameliyatı yapar gibi bir kafadan beyni çıkartıyorsun, öbür tarafa bunu takıyorsun. Şimdi böyle bir şeyin yapılması bir kere dinin özünü ortadan kaldırdı. Çünkü bir dinin bir şey geldi aklıma da, dinin özü Allah kavramıdır. Yani her din önce Allah'ı tanımlamakla başlar. Allah'ı isimlendirmekle başlar. Ondan sonra diğerleri gelir. Şimdi Allah'ı kaldırdığın zaman ne olur o din? Olabilir mi? Yani var olabilir mi? Resmen içini boşaltıyorsunuz. Yani yaratıcı oradan çıkarırsanız. %99'u gider. Şimdi bir ara, hala yaşıyor gerçi, Allah selamet versin, bir ilahiyatçı 28 Şubat döneminde Sabah gazetesinde tam sayfa Müslümanlık testi yayınladı. Müslümanlık testi. 100 soruda Müslümanlık testi. Sene kaç hocam tahmini? 1996-97 falan. 90'lar yani. 28 çok Şubat'ın eski azgın dönemleri. O zaman da Sabah Dinç Bilgin ailesinde, Dinç Bilgin'de. 100 soru. Şimdi o soruyu çözersen Müslümanlığında dereceni göreceksin diyor. İlahiyatçı bu, profesör. İlahiyatçı bir profesör. Şimdi ben de aldım, ciddi ciddi okuyorum. Ondan sonra ilk soru şu: Allah'a inanıyor musun? Aldım gazeteyi, attım. Ya canım, Allah'a inanmıyorsa bu insan nasıl 99 soruyu doğru yapsa bunun ne anlamı var? Yani şimdi daha soru bir, dakika bir, gol bir gibi bir şey olmuş yani. Yani hocam, Allah'a inanmak meselesi, ne bileyim işte, şeyi biliyor musun, gusül abdestini biliyor musunla aynı olabilir mi? Yani onun olmadıktan sonra istediğin kadar her şeyi yap, bir manası yok. Elbette. Yani 100 soruluk, yani 100 soru varsa 100 sorunun tamamının hepsinden çok daha fazla önemli bir şey.
Ve onu ciddi ciddi çözüp gönderenler olmuş, bilmem ne yapanlar olmuş. Ama Allah'a inanıyor musun? Acaba gönderenler bir şey mi hocam? Olacak? Ben acaba gerçekten Müslüman mıyım? Şunu çözeyim bir. Böyle bu kafadalar. Evet bile. Evet. Yani bunu işte peygambere inanıyor musun? İnanmıyorum dese ne olacak? Yani o zaman din diye bir şey kalır mı yani? İlk iki soru bu. Şimdi Allah böylesine yani bir din onun üzerine merkezde o vardır. Hı hı. Hem merkezde vardır hem etrafta vardır. Yani çeperde ve merkezde beraber. Şimdi Tanrı kavramı eski Türklerde, yani eski Türkler işte tek Tanrı'ya inanıyordu. Hikaye bunları. Açın mitolojisini okuyun. Türk mitolojisinde bir sürü Tanrı var. İşte ülkem var, bilmem şu var, bu var. Bir sürü Tanrılar var. Onlardan bir tanesi de Tengri. Tengri. Bu Tanrı ilahı olduğuna inandığınız bir şeyi getiriyorsunuz. İslamiyet'in merkezine koyuyorsunuz. Ne oldu? Başka bir din bu. Tanrı uludur ne demek yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bu insanlar bunu duyunca yeni ezan da değil aslında bu. Başka bir şey. Acaba bizim ibadetimiz kabul oluyor mu şimdi? Önemli olan da budur. Yani bir insan ibadetim kabul olunuyor mu şüphesine düşerse ibadeti gerçekten yapabilir mi? Yapamaz hocam. O endişe o. Yani abdestin hani... var mı acaba? Şimdi namaz kılıyorsun boyuna onu düşünüyorsun. Şimdi bu namaz olur mu? Şüphedesin. Evet. Şüpheyle namaz olmaz. Gidip alacaksın abdestini. Ben Allah'a inanıyor muyum? Namaz kılıyorsun. Yani onun gibi. Şimdi böyle saçma sapan bir şeyi getirdiler. Halk bunu şüphe duyduğu için gitti alimlere sordu. Hocalara sordu. Ya hocam bu oluyor ama yani ben hayatımda bu namazı bir daha kılamayacağım. Yani şu anda namaz kılacağım ama yani her vaktin kendi şeyi var. Namazın vakti var. Bir ömrümüz var. Ömrümüz de geçip gidiyor. Yani bunu nasıl kabul olacak mı benim namazım? Yani kendine verilen cevap bu ezan değil. Ezan okunmadığı için namaz kılınamaz. Ama gidin kendiniz evinizde kılın. Alçak sesle ezanınızı okuyun ve arkasından namazı ferdi olarak kendiniz cemaatle toplanıp da diyelim ki bir evde cemaatle namaz kıldığınız zaman orayı da basıyorlar. Zaten hocam yani öyle bir atmosferde öyle bir dönemde herhalde onu göze almak demek. Evet. Yani cezaevine atılmayı göze almak aynen. Demek yani. Hatta daha da çarpıcı misallere rastladım. Mevlid okuyorlar ya. Ölüye mevlid okuyorlar. Ya da çocuk doğmuş mevlid okuyorlar. Toplu olarak mevlid okumak yasak. Gidip jandarma basıyor, hepsini topluyor, götürüyor. Nasıl şey yaparsın? Ya kardeşim işte milletin bir adeti bu. Süleyman Çelebi'nin yazdığı işte bir şey var mı? Yok. Ama dayak atılanlar, bilmem karakollara düşenler, hapislere düşenler mevlid yüzünden. Yani düşün namaz da değil yani. Bir de bu şey var. Ya bu yüzden tarikatlar zaten yasak. Bektaşiler ayin yapamıyor. Mevleviler yapamıyor. İşte Konya'da bana anlatmışlardı böyle o yıllarda yaşayan Mevleviler evlerinde bir içki şişesi bulunduruyorlar. İçilmemiş bir içki şişesi. Duymuş muydun bunu? Hayır hocam şu an hayretle dinliyorum sizi. İçki şişesi bulunduruyorlar evde. Belki jandarma falan geldiğinde gösterecekler. Aynen. Biz içiyoruz. Yani ne yapıyorsunuz siz şeyi? Onlar gelene kadar masaya onu koyuyorlar. Ya arkadaşlarla işte demlenecektik falan filan diye. Kendileri de öyle kurtarıyorlarmış. Hocam, düşünün yani. Yani peki o dönemin insanları buna gerçekten neden reaksiyon, tepki göstermezdi? İşte şimdi hocam? Onu anlatayım. Güzel bir soru sordun. Aslında bu ezan olayında bunu yapmışlar. Yani reaksiyon aslında duvara dayanılmış ve ezandan daha geriye gidilmemiş. Yani ezan artık bir şey son çizgi yani kırmızı çizgi diyelim ona. Şimdi buna çeşitli şekillerde tepki verilmiş. Bir itaatsizlik yani kalkıp Arapça ezan okumaya devam ediyor.
Bu yüzden dayak yemeyi göze alıyor, işten atılmayı göze alıyor. Efendim memuriyetten atılıyor, ömür boyu memur olamıyor vesaire, bu yaşanıyor. İkincisi, bunu gizli olarak yapıyor. Yani diyelim ki Allahu Ekber, Allahu Ekber yavaş söylüyor, aşağıdan duyulmayacak bir şekilde. Tanrı oludur, yüksek sesle söylüyor ama öbürünü söylemezse kendisini vebal altında kalacağını düşünüyor. Ve böyle zaten Bediüzzaman Hazretleri de o zaman kendisine gelip soranlar, yani bari alçak sesle söyleyin de kendinizi kurtarın. Yoksa hani bu ezan okumak için siz maaş alıyorsunuz. Okumuyorsunuz tabii. Tabii yani başka bir şey okuyorsunuz çünkü. Onun bir vebali var diye ikaz edilmiş. Şimdi üçüncüsü, bunu belki çok az insan biliyor ama bunun delillerini sözlü tarih çalışmasında tespit ettim. Köyün delileri var. Yani deli dediğimiz tam böyle deli değil de, eskiden deliler böyle sokak içerisinde, insanların içerisinde yaşarlardı. Şimdi hemen evet, alıp hocam, kapatıyorlar. İşte Ulu Cami'nin Bursa'da bir deli hafızı vardı. Adam hafız, yani şakır şakır Kur'an da okuyor falan. Ve aynı zamanda meczup değil mi hocam? Meczup yani, hani kapıda para verirler, durur, para toplar, bilmem ne yapar ama yani Kur'an okur desen sana cayır cayır, bir de şeyle yani makamıyla bilmem neyle okuyor yani. O, çok ilginç o hocam. O sürede yani idare, yani şey yaparlardı, toplumun içerisinde zararsız bir delilik vardı yani o zaman. Mecnun diyelim ya da işte meczup diyelim. Şimdi bu insanlar yani köylerde böyle şeyler bulunuyor. Bunlar da diyorlar ki bak sana biz para verelim, çık ezanı oku. Cezai ehliyeti yok en nihayetinde. Ha. Yakalansa da bir şey olmayacak. O da güzel bir hoşuna gidiyor. Ezanı kimsenin okuyamadı diyor. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Hadi jandarma yakalıyor filan. İşte bir iki vuruyorlar, vuruyorlar. Bakıyor ya diyorlar, bu deli, bizim haberimiz yok işte, gelmiş okumuş, ne yapacaksın falan. Şimdi veyahut da bakın bu daha az bilinen bir olay. Bazı insanlar deli numarası yapmış. Bakın bu yaşanmış. Bunların tespitleri o iki kitabımda. Türkçe Ezan ve Menderes. Minare'deki Yabancı. Bu iki kitapta bunların sözlü tarih kanıtlarını ortaya koydum. Yani gönüllü olarak deli numarası yapıyor. Üstüne hırpani kıyafetler giyiyor. İşte jandarma geliyor, işte bir iki vuruyor vuruyor. Ona da razı. Yani yeter ki Allah'ın ismini almış olsun. İşte götürüyorlar karakola. Bakıyorlar ki şey yok. Ceza ehliyeti yok. Gönderiyorlar. Bir daha okuyor. Bir daha sonra artık vazgeçiyorlar. Hani şimdi böyle olanlar var. Bakın. Yani hocam bu millete, bu halka bunlar reva mıydı? Ya. Yani bu? İşte, yani neden deli taklidi yapayım ki ezan okumak için dinimi? Allah demek için deli taklidi yapacaksın. Nasıl ya, acı bir dönem değil evet mi hocam? Şimdi yüzleşince gerçekten yani insan kabul edemiyor. Aksine daha da böyle anlam da veremiyor. Yani neden biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz? Müslümanız, Kahire ekseriyeti Müslüman olan bir ülkedeyiz ama dinimizi bize yaşatmamışlar zamanında. Yaşayanları demeyi, da böyle zulmetmişler. Allah demeyi yasaklamışlar. Şimdi devam edeyim istiyorsan. Buyurun yani, hocam. Bir reklama gidelim hocam. Dilerseniz bir virgül koyalım. Peki. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edelim. Kıymetli izleyiciler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklam dönüşünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamların ardından tekrar karşınızdayız. Hocam nerede kalmıştık? Yanılmıyorsam ezanın evet, Türkçe ile ilgili. Ezan yasağına direnenler. Şimdi bu böyle çeşitli işte deli taklidi yapanlar ya da gerçekten deli olanlar yahut işte her şeyi cezayı göze alıp okuyanlar. Ondan sonra birçok örnek var karşımızda. Bunları dediğim gibi kitaplarımda topladım ve insanlara unutulmasın diye bir kayıt düştüm bir kenara. Şimdi çok acı örnekler var. Bunları bir iki tanesini burada... Lütfen hocam. Merak bu bayram edin. Günü genelde neşeli şeylerden bahsetmek lazım. Fakat bazen de bu, ama bunlar bizim tarihimizin gerçekleri dinin, hocam. Evet. Bunlarla yüzleşmemiz gerekir. İleride tekrar aynısıyla karşılaşmayalım. Eyvallah. Bu din bu noktaya geldiyse bu insanların
yüzü suyu hürmetine geldi. Bunlar tarihte not olarak düşünmesi gereken gerçekler. Şimdi bakın, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi. Gazipaşa ilçesinde yaşayan bir muz tüccarının oğlu. Hı hı. Doğuştan özürlü. 1930 yılındayız. Diyelim ki 31, 32 o yıllardayız. Bu çocuğun yemek yediriyorlar. Yatakta yatıyor, konuşamıyor. Bir reaksiyon veremiyor, bir şey yapamıyor ama yemeğini yiyor. Ve işte böyle sıkıntılı falan filan. O genç de bir hasta. Amcası anlatıyor bunu. Kaydı benim Türkçe Ezan ve Menderes kitabımda ismiyle bilmem neyle hepsi kayıtlı. Tek mutlu olduğu an çocuğun ezanın okunduğu an. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan başlayınca böyle bir mutluluk, bir huzur, bir sükun içerisinde böyle seviniyor. Ve reaksiyonunu böyle ortaya koyuyor. Ve babası da onun bu ezanla olan rabıtasını gördüğü için ona böyle hocayı minarede görecek şekilde evinin bir odasını ayarlıyor. Orada yatağını koyuyor. Çocuk hocayı da görüyor böyle karşıda. Yani şuuru yerinde ama işte konuşamıyor. Kalkamıyor. Yatakta yani. Derken ezan yasağı geliyor 1932 yılında ve çocuk yine ezan vaktini bekliyor. Diyelim işte ikindi ezanı okunacak. Ezan okunmaya başlıyor. Fakat ezan değil bu. Çocuk böyle tuhaf oluyor. Oraya bakıyor. Hani ezan niye okunmuyor? Niye bu başka şey orada var diye böyle tuhaf hareketler yapmaya başlıyor yatakta. Ondan sonra ezan devam ediyor. Çocuk çırpınmaya başlıyor. Tek gıdası ezan olan bir çocuktan bahsediyoruz. Ve kendini yerden yere atmaya başlıyor. Yatakta böyle çırpınma hani havale geçirir gibi. Ondan sonra atıyor yere, kafasını yere çarpıyor. İşte neyse kaldırıyorlar, sarıyorlar falan filan. Bir sonraki namazı, ezanı beklemeye başlıyorlar. Yani diyorlar ki İnşallah onda böyle bir reaksiyon göstermez. O gün geçiyor. Yine aynı şekilde her ezan, sahte ezanda yani Türkçe ezanda aynı reaksiyonu gösteriyor falan. Tabii bunlar böyle tutuyorlar onu. Ama bir seferinde galiba iki ya da üçüncü gün gaflete geliyor. Çocuğun başında bulunmuyorlar. Çocuğun başında bulunmadıkları sırada çocuk çırpınırken kafasını yere çarparak düşüyor ve vefat ediyor. Bu ismiyle bilmem neyle kayıtlı olan bir ezan şehidi. Çok ilginç hocam, çok şimdi, enteresan. Babası tabii çok üzülüyor işte falan filan. Hayır, ama şimdi ben hani bu olayı şöyle yorumluyorum. Yani bu milletin adeta hava borusu, yani hayatla kurduğu en önemli bağlantı ezandır. O çocuk adeta milletin şahsı manevisi gibi o ezanı kaybedince onun şeyini yaşadı, azabını yaşadı, ıstırabını yaşadı. Ve bu millet 18 sene o çocuğun yaşadığını daha geniş dairede kendi hayatında yaşadı. Ona cezalar gördü, işkenceler gördü, dövdüler, karakollarda yattı. Yani öyle hadiseler oldu ki o zamanlar topladığım hatıralardan gördüğüm. Yani mesela jandarma ne yapıyor biliyor musunuz? Tam aslında onu soracaktım hocam, biliyor musunuz? Yani bunların içerisinde jandarmada da gerçekten dini ya hassasiyeti olan elbette ki komutanlar, askerler vesaire vardır. Asker, kendi başına hareket etmez ki asker. Ama bu şunu düşünemiyor mu acaba, ya bu adam ezan okuduğu için ben dövüyorum. Ezan okuduğu için, Allah dediği için vuruyorum. Ama onu komutanı öyle gönderiyor. Bunu yapacaksın. Şimdi yapmazsa yani emir kulu o da. Yani tespit ederse onu kendisi ceza görecek. Onun için onun bir suçu yok. Onu gönderen de
kapandı. Şimdi evet, çok doğru. Şey şu, o köyde bir jandarma birliği olmayabilir ama ihbar yapılıyorsa jandarmalar pusuya yatıyor. Bak ne kadar önemli bir şey. Ne kadar sanki eşkıyayı evet, pusuya düşürür gibi. Terörist yakalıyorlar. Gidiyorlar sanki. Oradaki ezanı duyabilecekleri bir tepeye. Ezan Allahu Ekber diye mi okunuyor? Tanrı uludur diye mi okunuyor? Bunu takip ediyorlar. Ve eğer Allahu Ekber diye okunmuşsa pat gelip baskın yapıyorlar. Hocayı yakalıyorlar. Döve döve, hatta çoğunda şöyle bir şey var. Sarığını çıkartıp boynuna, affedersiniz, köpek gibi bağlıyorlar. Atın arkasına bağlıyorlar. Kasabaya öyle götürüyorlar. Bir de köyün içinden geçiriyorlar. Yani işte İbret olsun diye belki bir yerlerde alem okumasın. Yani Elazığ'da mesela Timurtaş Hoca'nın hanımı Mevlidi Hanım bunu kendi köyünde yaşadığı bir olay olarak anlattı. Bunun benzeri birçok hadise var. Bunlardan birkaç tanesini aklıma geldiği kadarıyla anlatmaya çalışayım. Çünkü bu milletin yaşadıklarını bilmek en tabii hakkıdır. Bunu sulandırmaya çalışanlar, bilmem şöyle yapanlar, böyle yapıp bir sürü şeyler var. Kemalist silahşörler var ortalıkta ama biz işin gerçeğini anlatıyoruz. Şimdi ezanı asli diliyle okutmak Adnan Menderes'e nasip oldu. Onun her okunan ezandan, bakın kıyamete kadar bu topraklarda okunacak her ezandan Menderes'in ruhuna bir pay gidiyor, bir hisse gidiyor. Fazlası gitti. Doğru mu? Elbette, tabii ki. Her, bak 90 bin, 100 bin cami var Türkiye'de. Düşün, 5 vakit namaz ezan okunuyor her gün. Yüz binlerce ezanın banisi Menderes. Bunu kellesini verdi Menderes ezan okutabilmek için. Yani budur değil mi hocam? Asıl sebep budur değil mi? Yani idam edilmesi. 27 Mayıs evet. Darbecileri hatıraları yayınlanıyor işte. O gün biz anladık bu adamın ne yapacağını. Bak daha 10 yıl sonra darbe yapacakları adamı o gün biz anladık ve bu adam tehlikeli bir adam diye not kendileri düşüyorlar. Şimdi bunlar kolay şeyler değil. Bugün hani işte ne olmuş ki ezanı Arapçaya çevirmiş de ne olmuş, ne olacak yani ne kadar ne değişti, yani, ne fark etti? Ha, en azından fark etti, onu anlıyorduk. Yani bunu yapmakta ne var ki? Ha, o zaman gidip bunu 1950 yılında yap bakalım. Ve ben şu iddiadayım. Eğer Menderes 1950 yılında bu cesareti gösterip Ezan-ı Muhammedi'yi asli şekliyle okunmasının önünü açmasaydı 27 Mayıs'tan sonra bunu yapmak zaten mümkün olmayacaktı. Ha, 1950'de değil de 1955'te yapmaya kalksa yapamazdı. Çünkü muhalefet çok kuvvetlenmişti. CHP ayaklanmıştı. 50'de öyle bir baygınlık dönemi, yani bir balyoz yemiş kafalarını, toparlanamadılar. O yüzden ona ses çıkaramadılar ama İnönü'nün 1960 yılında ezanı tekrar Türkçe'ye çevirmek için girişimde bulunduğunu biliyor muyuz? Öyle mi hocam? Hayır, bilmiyordum. Ya, tekrar mı Türkçe yapmak istedi İsmet? Hatıratında var. Yine olmadı diyor. Yani girişimlerde bulunuyor. Şeyde Milli Birlik Komitesi de seçime gidilecek ya. Seçimde aksi bir netice çıkar. Hani kendi seçtirmek istedikleri CHP bu yüzden yara alır endişesiyle bunu yapmaya cesaret edemiyor. Yani Milli tekrar, Birlik Komitesi de yani. Evet, tekrar Menderes'in ruhunu diriltmiş oluruz. Millet bu hususta çok hassas. Ama işte şey yayınladı. Bir banka yayınladı İsmet İnönü'nün hatıralarını şöyle, hı hı, kocaman. Yani bir kendi hatıraları var, bir de günlüğü var onun. Günlüklerinde geçiyor bu. Yine olmadı Türkçe ezan meselesi diyor. 1960. O zaman hocam İsmet İnönü zamanında gerçekten inanmış yani Türkçe olması gerektiğine, tabii, bunun Türkçe hem devam etmesi gerektiğine. Hem de 60 yılında tekrar onu yapmak istedi.
27 Mayıs'tan sonra böyle tekrar bunu Türkçe'ye çevirme teşebbüsleri oldu ama cesaret edemediler. İşte İstanbul Müftüsü Haki Efendi buna direnenlerden bir tanesi. Ömer Nasuhi Bilmen buna direnenler arasında Diyanet İşleri Reisi. Yapacaksın diyorlar. O zaman kusura bakmayın diyor. Ben bu koltuktan kalkıyorum. İstifa ediyorum. Benim yerime oturacak olanı yaptırın. Ben bunu yapmam. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nı İstanbul Müftüsü'nün hani karşısına alıp da bunu yaptırmak isteyip başaramayınca onların da morali bozuldu. Yani bunlar bayağı direniş gösteriyorlar. Çünkü bir artık o 32'de değiliz. Daha şey dönemler bunlar. Yakın dönemler. Bu yüzden eğer Menderes 1950'de bunu yapmamış olsaydı 55'te yani müteakip yıllarda yapamazdı. 60'tan sonra kimse cesaret edemezdi. Demirel bu işe hiç bu topa girmezdi. 12 Eylül zaten bunu kesinlikle yaptırmazdı. Bir Özal yapmak isterdi fakat gücü yeter miydi onu bilmiyorum. Çünkü işte 1989'a kadar zaten Kenan Evren vardı tepesinde. Hı hı. Sonraki dönemde de güç kaybetti partisi. Yani kendisi belki Cumhurbaşkanı oldu ama partisi bu sefer düşüşe geçti. Yine yapamazdı. Yani bu iş Erdoğan dönemine kadar gelirdi sevgili Serkan. Peki Erdoğan döneminde çözülür müydü hocam? Yapmak tabii ki isterdi. Onun en büyük şeylerinden davalarından, Ayasofya gibi davalarından birisi bu olurdu. Yani Erdoğan dönemine kadar beklerdik. Erdoğan dönemi de 2007'ye kadar bir ayrı dönemdir. 2007'den sonraki dönemde belki yapılabilirdi ama bu bile hala %100 diyemediğim bir husus. Onun için Menderes'ten Allah razı olsun Ezan-ı Muhammedi'nin bu ülkenin sathında yeniden yankılanmasını sağlayacak cesareti, iradeyi 16 Haziran tam da yıl dönümündeyiz. 16 Haziran 1950'de göstermiş olması büyük hiçbir şekilde onun %100 günah içerisinde yaşasa bile sadece bu hizmetinden dolayı inşallah Cenab-ı Hak onun diğer günahlarını affedecektir. Ümidindeyiz. İnşallah. Tabii ki o onun takdiridir. Peki hocam aslında konuyu bir şekilde güncelleştirdiniz. Hani Erdoğan'a kadar, Recep Tayyip Erdoğan'a kadar geldi. Eğer Türkçe devam etseydi çözülürdü dediniz ama peki aynı rahatsızlık devam ediyor mu sizce? Hani Türkçe tabii. Ezan noktasında. Şimdi onun bir kronolojisini çıkarsam hayret edersiniz. Yani Kenan Evren mesela bu 90'lı yıllarda 2000'li yılların başında yine hatta Bülent Arınç'ın da katıldığı bir toplantıda bunu dile getiriyor. Yani yapmalıydık biz diyor. Yanlış yaptık bunu. Türkçe yapmalıydık. Diye söylüyor orada. Olması lazım yani bir ibadet dili Türkçe olmalı falan diye. Orada bir tartışma yaşanıyor. 28 Şubat döneminde bunu denediler. Hatta birkaç camide böyle okutmak evet, galiba hocam. Uğraştılar. Bir şeyler Muharrem Coşkun o dönemleri daha iyi takip etti. Sonra bunun bir takım şeyleri oldu. Söylem düzeyinde de olsa bizim işte ibadet dilimiz Türkçe olmalı, işte Türkçe ezan okunmalı, ne dediğini anlamalıyız falan gibi zırvalayan bir takım adamlar oldu. Yani bunlar hala devam ediyor yani bir şekilde. Davalarında işte Cumhuriyet Gazetesi taifesi falan bu kafada devam ediyorlar. Şimdi böyle bir şeyde bizim ezan bilincini, ezan şuurunu diri tutmamız lazım. Yani bir yaşananlar açısından bir daha onlar yaşanmasın diye geçmiş örnekleri anlatmamız. İkincisi de ezanın ne olduğuna, nasıl bir değer olduğuna dair bir şuur uyanışını sağlamamız lazım. Şimdi bir kere ezan İslam'ın şiarlarındandır. Onu söyledik. Bir beldede ezan Muhammed'in okunması İslam'ın o beldede hakim olduğunu veya yaşanabildiğini gösterir. İkincisi ezanın bir tane olduğunu, nasıl Kur'an bir tane ise
ezanda bir tane olduğunu, onun da bildiğimiz şekliyle Arapça Allahu Ekber diye başlayan, Allahu Ekber diye biten elimizdeki ezan olduğunu biliyoruz. Şimdi efendim işte Türkçe okunsun, millet anlasın falan filan. Şimdi bu tamamen yani kurdun kuzuyu yeme bahanesi gibi bir şey. Yani yiyecek. Sadece bahane arıyorum. Aşağıda mısın, yukarıda mısın onun önemi yok. Yani bir şekilde yiyecek. Yani ben aşağıdayım diyor. Öyle de olsa böyle de olsa yiyeceğim diyor. Şimdi onun gibi yani burada şimdi bir yaşlı, şu anda galiba 90 yaşlarında bir Kemalist profesörle bir gün televizyonda bir programa çıkmıştık. Çıkışta ben dedim ki hatırlıyor musunuz o Türkçe ezan okunu? Gururla böyle şey yaptın. Abi dedi ya ne demek dedi yani o çok güzel bir şeydi falan filan. Ne diyeceğim? Tabii dedi ezan Türkçe olmalı. Ve ben olmasını istiyordum falan dedi. Çok güzel bir şeydi falan diyor böyle melodisi vardı. Peki dedim hiç camiye gittiniz mi ezanı duyup? Türkçe ezan okunduğu zaman camiye gittiniz mi? Yok gitmedim. Ya sen camiye gitmeyeceksin. Caminin adını almayacaksın. Alnını secdeye koymayacaksın ama alnını secdeye koyan insanların nasıl namaz kılacağını, nasıl ezan dinleyeceğini sen karar vermek istiyorsun. Şimdi ben askerlikten anlamıyorum. Askerlere gidiyorum diyorum ki şöyle savaşacaksınız, böyle hücum edeceksiniz, böyle geri çekileceksiniz. Ya demez misiniz ki sen ne anlıyorsun bu işten? Rütben ne, yetkin ne? Şimdi bana bunu söyleme hakkınız var. Evet. Ama sizin de dine karışma hakkınız yok. Yani ne? Her dinin kendi subayı olur, kendi generali olur, kendi bilmem kuralı olur yani. Bu kadar basit bir meseledir. Ne cevap verdi hocam? Ne cevap verecek? Yani işte Atatürk öyle istemişti falan filan. Yani onların zaten dayandıkları bir temel, bir rasyonel bir temel zaten yok. Ha şimdi bana mesela zaman zaman böyle mesajlar yahut işte bir takım sorular geliyor, işte sataşıyorlar falan. Şimdi diyor ki ben ezanın Türkçesini okunsa bundan daha çok mutlu olacağım. Peki tamam. Şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Bir tanesine öyle söyledim. Dedim ki bak ezanda senin anlamadığın 4 tane kelime var. Bütün 4 kelime var. 4'ünün dışında hatta o 3 taneyi de indirgenebilir. 3 kelimeyi öğrenmek senin kaç dakikanı alır? 3 dakikasını bile almaz. Niyetli bir bana insan. Bana 3 dakikanı ver. Sana o 3 kelimenin manasını öğreteyim. Ezanın ne dediğini anlarsın. Ama sen 3 dakikanı ayırmayacaksın. Bunu ayırma zahmetine katlanmayacaksın. Benim 1400 yıllık ezanımın değişmesini isteyeceksin. Yani benim şeyim ne? Hakkım nerede kalıyor? Benim tasarrufum, yani benim üzerimde neden böyle bir tasarrufta bulunma hakkını kendinde görüyorsun? Nereden alıyorsun bu yetkiyi? Bilmediğin kelime hayya kelimesi, hayya aleyhisselah. Bunu bilmiyorsundur. İşte hocam şimdi içimden ezan okuyorum da yani bilmediklerimi acaba ayırayım tek tek diyorum. Şey yapalım ya. Allahu Ekber. Ekber belki bilinebilir. Ekber. Hani. Allah bilmiyorsan zaten bu dinde işin yok. Ekber şey Ali Ekber bilmem ne falan diye. Hani belki bilmiyorum. İsim olarak da kullanılır. Ekber. Yani, kebir. Ekber en büyük. Ya tamam bak bir tane öğrendin. Ekber en büyük demek. Yani buradaki Arapçadaki bu babın, bu çekimin özelliği şu. Yani ekmel mesela aynı şeyden geliyor. En mükemmel mesela. Peki hocam bir şey söyleyeceğim. En Türkçe büyük. Karşılığı uluya uyuyor mu? Uymuyor. Uymuyor değil mi yani? Uymuyor. Uluyla açıklanamıyor. Şimdi, yani ekber. En büyük demek başka bir şey. Yani tartışılmaz bir şekilde, karşılaştırılmaz bir şekilde en büyük başka bir şey. Ulu başka bir şey. Ulu yani ya şu Selvi ne kadar ulu? Okey anladım. Selvi ulu tam ama ne bileyim Çınar ondan yani. Daha ulu. Bilmem. Ulu daha ondan daha ulu. Yani şimdi Ulu daha da
dağların en ulusu değil ki. Ağrı Dağı'nın bilmem dörtte biri, bilmem Everest'in Erciyes'in bilmem kaçta biri. Şimdi ulu ölçülerden bir tanesi. Ama en yani karşılaştırılamaz derecede büyük anlamında bir kelime değil. Anladım hocam. Şimdi ne yapıyorsun sen? Bir kere Allah'ı Tanrı yaptın. Bir ilahlardan, mitolojideki ilahlardan birisi haline dönüşüyordun. Ne oldu? Başka bir din oldu bu. Değil mi? Eski Türk mitolojisindeki bir ilahın yerine koydun sen Allah'ı. Ama Allah o muydu? Yani Mekke'de bir sürü inandıkları ilahlar vardı. Hı hı, putlar. Bunlar niye kırıldı? Niye inkar edildi? Niye biz bütün şeyleri la ile başlıyor bizim kelime-i tevhidimiz. Yani hepsini reddediyoruz. Evet hocam. Ondan sonra illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. E sen Allah'tan başka bir ilah getirdin. Ve ilah ne Tanrı? Şimdi anlatabiliyor muyum? İşte şirk. Evet. En basit tabiriyle şirk hocam. Şirk doğru. Geldi. Şimdi dolayısıyla burada Allah kelimesi zaten biliyorsun. Ekber kelimesini de böyle öğrettim sana. Hayyâlesselâ, hayyâdaki sesteşten yola çıksak bile mesela hayya hani hay, gibi. Haydi, aydin diye çevirebilirsin. İki, salat, selah onu belki bilmeyebilirsin ama dua manasındadır. Üç tane işte ondan sonra diğerlerini zaten Muhammed'in bilmem şunun bunun eşhedüyü bilmeyebilirsin. Hadi bir tane de dört olsun. Dört tane kelime var yani burada bilmediğin. Yani onun dışında zaten eşhedü en la ilahe bunu söylemesen zaten Müslüman değilsin. Evet. Yani hatırlıyor musun? Muhammed Resulullah. Herkesin bildiği. Bu dine ait. Yani geri kalan zaten dediğim gibi namaza gelin. Ondan sonra kurtuluşa gelin. Orada da felah kelimesi var. Hayal-i felah. Onu da çevirmemişsin. Haydin felaha demişsin. Niye çevirmemişler hocam? Felah. Felah da yabancı gibi. Değil mi? Evet hocam. Şimdi sorsak sokakta felah kelimesini bilmezler. Ama çevirmiyorlar. Bakın işte. Niye hocam? Samimiyetsizlikleri buradan anlaşılabilir. Bu felah kelimesinden anlaşılabilir. Çünkü o zaman iki hadise var. Felahla ilgili. 1930 yılında Tatavla diye bir semt var Feriköy'de. Hı hı. Bu Hristiyan semti. Bir yangın oluyor artık planlı mı plansız mı onu tam bilemiyoruz. Bu semtin tamamı yanıyor. Tatavla. Rum semti yani Rumların oturduğu bir semt. Ve bu semti yeniden yaparken ismini Kurtuluş yapıyorlar. Hı. Yani Tatavla'nın ismi Kurtuluş yapılıyor. Şimdi Kurtuluş var ya evet hocam. Arabalarda da falan. Eski ismi Tatavla. 1930-31 yıllarında bu oluyor. Ezan da tam o arada yapıyor. Millet de Tatavla Kurtuluş falan böyle bir dalga geçiriyor yani şeyle. Şimdi biz felahı kullanmayıp da haydi Kurtuluş'a desek burada dalga geçebilirler. Yani dolmuş sanki hadi Kurtuluş'a, hadi Kurtuluş'a gibi işi hafife alanda çıkabilir. Birinci gerekçe bu anladığımız kadarıyla. İkinci gerekçe şu. Haydin Kurtuluş'a deyince yani bu mesela kötüye kullananlar da olabilir bunu. Nasıl hocam? Cumhuriyetten Kurtuluş'a olabilir. Hmm, esaretten Kurtuluş olabilir. Yani bunu hani başka manaya yoranlar da olabilir. O zaman ne yapalım? Biz en iyisi Arapça kalsın. Dokunmayalım. Hani geldiniz Arapçayı Türkçe'ye çevirmekti kardeşim? Niyetiniz samimi idiyse Türkçe'ye ne olursa olsun çevirmeniz gerekmez miydi? Yani Allah kelimesini çeviriyorsun ama felah kelimesini çevirmiyorsun. Nerede kaldı bunun samimiyeti? Böyle bir şey olabilir mi? Elbette hocam. Madem dediğiniz gibi derdiniz bunun daha fazla anlaşılabilir olmasını sağlamaksa yapın o zaman Kurtuluş dediğiniz gibi. İşte bu farklı çağrışım yapar diye belki de hocam ondan endişe etmiş olabilirler zamanında evet. Dediğiniz gibi. Yani o da var ama bu Kurtuluş yani beş vakit haydın Kurtuluş'a haydın Kurtuluş'a. Hani bunu tabii o zaman muhalif olan bazı insanlar da başka türlü yorumlayabilir endişesinde rol oynadığını söyleyelim. Şimdi mesele bu. Yani burada bilinmeyen 3-4 kelime var zaten hani
bizim dilimizde o kadar çok Arapça kelime var ki bunu hani övünmek yahut şey yapmak için değil ama dilimiz böyle yani Suriyeliler çok kısa zamanda niye intibak edebilirler? Çünkü zaten %50 biz Arapça kelime kullanıyoruz. Yani, ve farkında olmadan belki birçoğunu kullanıyoruz değil mi hocam? Arapça kelimeleri. E tabi fark kelimesi mesela şimdi kullandık. <En aslında. gülüyor> yani yok bizim dilimize soyut kavramlar çok az. Dolayısıyla Arapça kelimelerin hatta mesela şey Zeki Belidi Togan diye profesör kendisi Başkırt Türklerinden 20. yüzyılın en büyük tarihçisi Türk tarihçisi onun bir kitabı var kitabında diyor ki eski Türkler tatlı sevmezlerdi ve tatlı yemezlerdi diyor. Neden tatlının hocam? İnsanı pıhtılaştıracağını ağır kanlı yapacağına inanarak kadınsı bir yapıya dönüşecekler inandıkları için tatlı yemezlerdi diyor. Tatlı sevmezlerdi ve tatlı yemezlerdi diyor. Ve hakikaten eski Türklerde tatlı yok. Tatlı kelimelerinin Arapçadan ve Farsçadan geldiği de dikkat edin. Kadayıf, şekerpare, bilmem işte künefe. Değil mi? Baklava hocam? Baklava da aslında tatlı değildi başlangıçta. Börek gibi yapılırdı yani. Belki şire döküldükten sonra herhalde. Evet. Yapılması daha sonra gerçekleşti. Onu da Türkçe bir kelime olduğunu zannetmiyorum. Ama birçok şeye bakarsanız yani tatlı isimlerine sütlaç mesela. Türkçe sütlü aş. O oradan gelmiş. Sütlü aş, sütlaç olmuş. O Türkçe ama höş meliminden tut da şeye kadar, keşkülüne kadar falan. Bunlar ya Farsça ya yani Türklerde yok. Tatlı evet kültürü yok. Düşünüyorum ekine köküne ayırmaya çalışıyorum hiç bir keşkül mesela. Tatlıyı bilmez, sevmez, yemezler de. Peki şimdi siz Arap mı oldunuz? Siz İranlı mı olduğunuzda her gün baklava yiyorsunuz, kadayıf yiyorsunuz, künefe yiyorsunuz. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani bir milletin yemek kültürü zamanla oluşur. E bizim de kah Bizans yemeklerini almışız, kah Akdeniz yemekleri, kah Karadeniz yemekleri. Ve bu gayet tabii bir şey. Yani burada milliyetçilik, Türkçülük yapılmasının bir manası olmaz. Kelimelerde de olmaz. Kelimeler çeşitli dillerden ihtiyaç duyuldukça alınır. Nasıl şimdi biz İngilizceden kelime alıyorsak, bir zamanlar Fransızcadan kelimeler alınmışsa, bu o dönemde de bunları almışız ve bunlar bizim artık etimiz kemiğimiz gibi bizim bir parçamız haline evet, gelmiş. Bütünleşmiştir artık onlar. O bakımdan ezanın aslında Türkçe olduğunu ve biraz düşündüğümüz zaman da ne olduğunu anlarız. Şimdi mesela 5 yaşında bir çocuğa sorun ezan okunuyor ne diyor dediğini sana camiyi gösterecek. Evet hocam çok basit. Cevabı budur evet. Yani namaz kılacaksın. Şimdi ezanın manası namaz kılmaktır. Yani vay be derin derin düşüneyim bakalım bu ne diyor acaba? Yani mesaj Allah. Belli amaç belli değil çok mi hocam? Çok açık yani? Çok basit. Hadi namaza hadi kurtuluşa işte Allah-u Ekber Allah en büyüktür. Ya bu bunun ya bunu tefekkür edersen bunların içinden bir sürü manalar çıkar ama kelimeleri çevirmek sana bir şey katmayacaktır. Gideceksin namazını kılacaksın. Oradan bir şey kazanırsan kazanacaksın. O bakımdan ezan Türkçedir. Ezan Muhammedi Türkçedir. Ve başka bir ezan yoktur. Hindistan'a da gitsen öyledir. Amerika'ya da gitsen öyledir. Evet hocam. Mısır'a da gitsen bütün İslam'ı Malezya'da da aynı ezan okunur. Ve İslam'ın birliğidir ezan. Fakat yanlış bilinen bir husus var. Menderes'in ezanı Arapçaya çevirdiği galiba sen de başlangıçta öyle bir şey evet hocam. Söyledin. Hı hı. Onu da tavsiye ederim bu arada. Tabii. Nedir hocam işin aslı? Menderes ezanı Arapçaya çevirmedi. Aa, şöyle bir durum galiba değil mi hocam? Türkçe okunmasını mı uygulamadı? Hayır Türkçe okunması için de bir kanun çıkarmadı. Hiçbir şey yapmadı aslında Menderes. Ne yaptı peki hocam? Şimdi ezan için ayrı bir kanun çıkartılmamıştı.
Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine kaç numara olduğunu şimdi hatırlayamadım. Yani bir genel bir madde vardı. O maddeye bir fıkra eklendi 1941 yılında. Ha, bir de onu söyleyeyim. 1941'e kadar ezan kanunu da yoktu. Bu şeyle inkılaplara karşı gelmekten insanlar yargılanıyordu. 1941 yılında bir olay oldu ve bir imam işten el çektirildi, işini kaybetti. Arapça ezan okuduğu için Yargıtay'a başvurdu. O zaman Yargıtay'ın başında Halil Özyörük diye imanlı bir insan vardı. Yargıtay bunu inceledi. Adam dedi ki ben hangi kanunun hangi maddesine göre suç işlemişim? Bana bunu söyler misiniz? Baktılar ki ezan okuyan. Şöyle yapılır, böyle yapılır, işten atılır, öyle bir şey yok. Kanunlarda böyle bir madde yok. Neye göre yapmışlar? İnkılaplara karşı gelenler falan diye bir genel bir şey yapmışlar. Onun içine doldurmuşlar o zamana kadar. Yani 32'den 41'e kadar 9 yıl böyle zulüm yapmışlar insanlara. Onun içine ne koyarsan koy. Her şey yemişsaydı böyle lastikli kanun olur mu? Ben neden mahkum oldum? Bana buna söyleyin demiş adam. Yargıtay da adamı beraat ettirmiş. Beraat ettirince bir anda bu haber duyuluyor. Bütün Anadolu satında ezan okumalar başlıyor tekrar. Madem cezası yok biz de ne kadar güzel. Bunun üzerine İnönü talimat veriyor. O zamanki Başbakan Refik Saydam apar topar meclisi topluyor ve diyor ki bu iş kötüye gidiyor ve ezan kıyamet kopacak yani, değil mi? Ezan Allahu Ekber diye okununca onların kafasına göre kıyamet kopacak. Ve hemen bir kanun çıkartalım. Ve kanunda ayrı bir kanun yapamıyorlar bunun için. Diyorlar ki o Türk Ceza Kanunu'nun işte kaç numaralı maddesi ise ona bir ilavede bulunuyorlar. İlave şu: Arapça ezan okuyana şu kadar ay hapis, bu kadar para cezası verilir. Bir ibare ekliyorlar. Arapça ezan okuyana. Bakın burada evet, asıl niyet ortaya çıkıyor. Şimdi eğer sen Türkçe ezan derdindeysen ne yapman gerekirdi? Türkçe ezan okumayana ceza vermen gerekirdi, değil mi? Çünkü sen Türkçeyi savunuyorsun. Diyorsun ki biz Türkçe okunmasını istiyoruz. Türkçe okunmasını teşvik etmek için Türkçe ezan okumayana şöyle bir ceza verilir diye kanun çıkarman lazım. Ama kanunu nasıl çıkarıyorsun? Arapça ezan okuyana. Tam tersine. Asıl niyetin senin Arapça okunmasını engellemek. Yani aynı ezan İngilizce okunuyor olsaydı herhalde hiçbir problem olmayacaktı. Olmayacaktı. Çince de okuyabilirdin. Farsça da okuyabilirdin. Buna bir kanuni engel yoktu. Arapça ezan okuyana sadece ceza veriyorsun. Bu da niyetin zaten belli. Evet. Ezan-ı Muhammedi'yi yasaklamak istiyorsun sen. Dolayısıyla Türkçe ezan kanunu çıkmadı. Arapça ezanı yasaklayan kanun çıkmıştı 1941'de. Menderes'in yaptığı Arapça ezanı yasaklayan kanunu ilgili fıkrasını kaldırmak oldu. Yani sadece bu fıkrayı kaldırmış oldu. Kaldırınca ne oldu? Türk Ceza Kanunu ezanla ilgili ben hiçbir şey bilmiyorum. Görmedim, duymadım, bilmiyorum demiş oldum. Evet hocam. Dolayısıyla da bir şekilde aşılmış oldu yani. Beni ilgilendirmiyor dedi. Beni ilgilendirmiyor deyince de ezan serbest kalmış oldu. Şimdi ezan serbest kalmış olduğu için Türkçe ezan için bir kanun ya da Arapça ezan okunması için bir kanun çıkarmaya gerek kalmadı. Millet ezanın ne olduğunu biliyordu. Ve bu yasaklanan ezanın o ezan olduğunu bildiği için de o günden bugüne ezanın asli şeklini okumaya devam etti. Şu anda da Türkçe ezan okunabilir. Bir yasa engel yok. Yok, evet. Ama niye okumuyorlar? Niye bu kadar camiye gidip niye şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye hesap soran bazı tipler var biliyorsun işte. Atatürk'e niye dua edilmiyor bilmem ne. Niye Türkçe ezan okumuyorlar?
Ne olur hocam peki okunsa? Okunsa kendileri çalar, kendileri oynar. Benim insanım gidip onların arkasında namaz kılmaz. Yani bunu biliyor. Yani bir, herhangi bir cezai karşılığı vesairesi yok. Yok, cezai karşılığı yok. Hatta peki, bir ara Kürtçe ezan dalgası evet, çıktı biliyorsun. Hı, bu öyle bir tartışma HDP'nin vardı. Öyle bir eylemleri oldu. İşte Kürtçe ezan okuyacağız bilmem ne falan diye. Yani biz Türkçe ezan, yani Türkler Türkçe ezan okunmasın diye mücadele verdi. Onlar bu sefer Kürtçe okuyalım. Kürtçe ezan okuyalım. Şimdi bu işte bakın Kemalizmle Kürtçülüğün buluşma noktası. Yani dinin toplum üzerindeki o karizmasını kırmak. Bu noktada birleşiyorlar. Yani aslında Kürtçü hareket ya da işte PKK'nın yaymaya çalıştığı zihniyetle Kemalizmin yaymaya çalıştığı zihniyet, o seküler zihniyet bir yerde buluşuyor. O da Kürtler üzerinde dinin otoritesini, din adamlarının otoritesini kırmaya çalıştı PKK. Hı hı. Burada da Kemalizm bunu yaptı, evet. Medreseleri kapatarak. Yani aslında aynı temelde buluşuyorlar yani. Evet, yani prensipler itibariyle aynı temelde buluştular. Zaten şu anda CHP ile HDP'nin ortak ilkeler üzerinde uzlaşma yapmasındaki en büyük sebep bu. O sekülerlikte buluştular onlar. Hocam peki şöyle bir iddia var. Şimdi bu konuyla ilgili bir araştırma yaparken karşıma şöyle bir bilgi çıktı. Açıkçası bunu sizin cevaplamanızı isterim hem de yayınımızda. En nihayetinde Alparslan Türkeş bu ülkede MHP'nin kurucu genel başkanıdır. Başbuğudur aynı zamanda. Toplum tarafından sevilen sayılan da bir isimdir. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Mekanı cennet olsun. 27 Mayıs darbesinin ardından gazeteye bir demeç verdiği iddia edilir. Ve der ki orada, iddiayı söylüyorum. Yok, var öyle bir... Var mı hocam? Bu Arapça okutulmasını ihanet olarak nitelemiş ve Türk camiinde Türkçe Kur'an okunur, Arapça değil şeklinde bir demeci var. Evet, bu Cevat Fehmi Başkut'a Cumhuriyet gazetesinde verdiği ama ihtilalden hemen sonra. Yani evet, 27 Mayıs darbesinden hemen darbenin sonra. Darbenin galiba Haziran ayında falan olması lazım. Çok yakın yıllar. O günlerde Alparslan Türkeş ihtilalin kudretli albayı diye biliniyordu. başında değildi ama bir şekilde o çıkıp da o ihtilal beyannamesini okuyan, yani ilk başta başbakanlık müsteşarı falan gibi bir çok üst bir konumda yer alan birisiydi. O yıllardaki düşüncelerine galiba bu yaklaşım uyuyor. Yani 60'ların başında Alparslan Türkeş biraz böyle bir yaklaşım içerisinde. Fakat şimdi bir insan da sadece bir dönemiyle, bir dönemdeki fikirleriyle değerlendirilemez. Çünkü fikir hayatı insanın veya siyasi hayatı, siyasi söylemleri değişebiliyor. Yani mesela hani diyelim ki Recep Tayyip Erdoğan için de bunu söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Yani mesela 2016 yılında Sevr'i gösterip Rozan'a bizi razı ettiler demişti. Yani sıtmayı gösterip ölüme razı ettikleri gibi Sevr'i gösterip Rozan'a bizi razı ettiler. Rozan'ın şeyini kabul etmiyoruz. Yani zafer olduğunu kabul etmiyoruz demişti. Ama şu anki Recep Tayyip Erdoğan böyle bir söylemde bulunuyor mu? Hayır hocam. Yani son. Hı hı. Şimdi demek ki dönem dönem, yani inancı değiştiğinden değil. Ama söylemi belki değişebilir. Söylem, yani siyaset mevcut değişti. Mevcut konjonktür eksenler ona yerinden oynadı. Bilmem şu oldu, bu oldu, bu. Olabiliyor. Yani şimdi Türkeş'in de o dönem itibariyle böyle bir şeye inanmış olması sonradan da bunu kabul ettiği anlamına gelmiyor. Sonraki yıllarda ki geçen programlarda bunları şey yaptık, İslam Birliği hususunda efendim dini hassasiyet, dini değerlere yakın olma, daha yakın olma noktasında işte Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi'nin çıkışında Osmanlıca yazması, el yazısıyla yazması örneğinde olduğu gibi 60'lı yılların ortasından itibaren Türkeş görüşlerini revize etti. Dündar Taşerler falan da tabii bu işin içerisinde. Yani bu CKMP
olayı, yani Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olayından sonra yavaş yavaş daha İslamcı demeyelim ama İslam'a daha açık olan bir Alparslan Türkeş resmi ortaya çıkacaktır. Bu 12 Eylül'e kadar da bu çok kuvvetli devam etti. Sonra da tabii başka şekilde sürdü bu. Dolayısıyla o açıklamayı sonra çok ilginç bir şekilde ben Aydınlar Ocağı bir toplantı düzenliyor. 1978 yılında Aydınlar Ocağı diye bir kurum vardı Türkiye'de. Bu Aydınlar Ocağı Türkiye'de bu Türk-İslam sentezini yerleştiren ve 12 Eylül'den sonra da Türkiye'deki tarih eğitiminin Türk-İslam sentezi doğrultusunda revize edilmesini sağlayan bir fikir platformuydu. Fikir tankı diyorlar ya, think tank. Öyle bir kuruluştu. Böyle çok değişik toplantılar falan düzenlerdi o zaman. Onlardan birisine siyasi parti liderlerini de çağırıp, diyelim ki Erbakan'ı, Türkeş'i, Demirel'i çağırıyorlar. Konuşuyor. Sonra orada önemli insanlar var. İşte bu devrin fikir adamları ya da ilim adamları. Sorular soruyorlar. Sonra o sorulara cevap veriyor falan. Sonra bunları kitaplaştırıyorlar böyle tek tek. Çok değerli şeylerdir. Evet, evet. Şimdi Türkeş'in de böyle bir konuşması var. Aydınlar Ocağı yayınlarında çıktı. Orada başka şeylerden de bahsediyor. Ama maddi, manevi, yani kendi dünya görüşünü falan anlatıyor. O da birisi tutuyor kendisine, diyor ki ben diyor böyle bir şey söylemiştiniz siz 60 ihtilalinden sonra. Hala aynı fikirde misiniz diyor. Verdiği cevap çok ilginç. Siz iyi niyetli bir insan değilsiniz. Böyle şeyleri karıştırıp sormak iyi niyetin alameti değildir. Biz ne dediğimizi biliyoruz. Ve şimdiki fikrimiz budur diyor. Şimdi demek ki aslında tabii sorulmasından çok hoşnut olmadığı besbelli ama o Türkeş artık 70'lerdeki Türkeş değil. Değil herhalde. Evet hocam. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bunu çok önemsiyorum. Yani hani Halide Edip içinde şimdi yeni bir çalışma yapıyorum, böyle yazılar yazıyorum. Necip Fazıl da öyle, yani Necip Fazıl 1939'a kadar başka bir Necip Fazıl, sonra çok kendisi de bunun zaten hesabını veriyor, anlatıyor yani. Hocam insanın görüşleri, düşünceleri, fikirleri değişebilir. Olabilir. Bu son evet, derece yani bunu, normal. İnsan zaten değişen, dönüşen, gelişen bir... Hele hele siyasette çok daha önemli. Ha, ana ilkelerden yani kendi şeylerinde değişmemiş olabilir ama gördüğümüz kadarıyla siyasetçiler de böyle baştan sona hep aynı... Kalamaz şey, elbette o, yani çünkü o günün şartlarına göre. Dünya değişiyor, toplum değişiyor, yani sosyoloji değişiyor. Şimdi aynı şekilde devam etmeye kalkarsan duvara toslarsın. Evet. Onlar da o toslamanın ne olduğunu bizden daha iyi biliyorlar. Yani manevra yapmayı bilmiyorsa zaten siyasetçi olamıyor, biliyorsun. Velhasıl Menderes bunu değiştirerek bize çok büyük bir kapı açtı. Ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kendisine çok dua etti. Bu büyük bir kahramanlıktır dedi. Hatta rahmetli Mahmud Efendi'nin şeyhi olan Ali Haydar Baba, Ali Haydar Efendi bir gün bunu duyunca, ezanın asli hüviyetine döndürüldüğünü, çok heyecanlanmış ve şöyle bir cümle söylemiş. 10 Ali Haydar bir Menderes etmez demiş. Rame-i Cihansınız işte, müritleri nasıl olur böyle bir şey söylersiniz, Menderes kim sizin yanınızda? Yok yok demiş. 10 Ali Haydar bir Menderes etmez demiş. Bak demiş, hangimiz yapabildik bu kadar sene? Şikayet ettik durduk. Adam geldi, daha iktidar olur olmaz ilk kanunu ezan çıkarttı. Onun için onun yaptığı çok farklı bir işti. Bizimkilerle kıyaslanamaz gibi bir ifade kullanmış. Dolayısıyla hani kıymetini bilenler o zaman bunu yapmışlar ve ezanın
döndüğü, yani kaç yıl oluyor? 1950, 84 yıl mı oluyor? Evet hocam. 50 o zaman, 74. 74 yıl önce bugün matematiğin yaşayanlar. Matematiğin ne kadar kötü olduğu da ortaya çıktı hemen. Evet. Evet, matematiğin de çok iyi olmadığı anlaşıldı. Ama sonradan toparladım herhalde hocam. Allah'tan bir tarihçi var karşıda da. Şimdi 74 yıl geçmiş ve bu 74 yıl önce bu adımın atılması bizim Müslümanlık tarihimiz açısından, sadece ezan açısından değil, Müslümanlık tarihimiz açısından bir dönüm noktası olmuş. Ve hakikaten Menderes'in çıkarttığı ilk kanundur. Yani kanun değişikliği olarak ilk yasal prosedür bunda işlemiştir. Ve ondan sonra yani ezanın bereketi, rahmeti, güzelliği Türkiye'nin üzerine yağmaya başlamıştır. Yani 50'den sonraki Türkiye ile 50'den önceki Türkiye'yi kesinlikle birbirinden ayırmak lazım. Bunu da o dönemi yaşayan insanları bulduğunuzda mutlaka sorun. 50'den önce ne yaşıyordunuz? 50'den sonra, yani sadece dini açıdan değil. Yani giyim, kuşam, zenginlik, para. Herhalde 50 öncesi tam böyle karanlık dönemler diyebilir miyiz hocam? Her anlamda, yani hem dini anlamda hem ekonomik anlamda çok ciddi borçların kötü yönetim, kötü tek yönetim, parti yönetimi zamanda, evet. Yani 50'li savaş yılları diye, savaş yıllarının öncesi de var. Savaş yıllarını dünya da yaşadı. Sadece yani biz savaşa da girmedik üstelik. Girmediğimiz, evet, halde 26 bin şehit verdik. Yani girseydik ne olacaktı? Yani savaşa girmeyen Türkiye 26 bin şehit verdi. Girmiş olsaydık demek ki hocam çok da ne olacak? Şimdi facia. İngiltere savaşa girdi, Fransa savaşa girdi. Bir sürü savaşan ülke oldu. Dünya savaşıydı. Ama biz savaşa girmediğimiz halde en yüksek enflasyonları biz yaşadık. %500'ler, %1000'ler. O dönemin, ya bir de kıtlık, şeker yok, bilmem. Sümerbank'ta kumaş yok, ayakkabı yok, bilmem. Nüfus artışı azalmış. Şimdi bu ne demek? İnsanlar gerekli kaloriyi alamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu anlayan anlasın diye söylüyorum. Yani gıda, protein tüketimi de olmadığı için giderek o 1945 ve sonrasında nüfusumuz, yani 50'den sonra patlama yapıyor. 50'ye kadar bir şey var. Azaldığı bir dönem de var. Ekonomik olarak, eğitim olarak 50'den sonra, yani çimento fabrikası, 4 tane çimento fabrikası var. Bir anda Menderes döneminde oluyor 14 tane. Yani dolayısıyla 50 öncesi ve sonrası bıçakla kesilir gibi fark edilecek derecede önemli. Ve neticede şunu söylüyoruz. Ezan-ı Muhammediye sahip çıkalım. Saygı duyalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri var. Tekrarlayın ezanın kelimelerini, siz de tekrarlayın, dinleyin. Onun bir manevi aşısı tadı var, var değil üzerimize. Hocam? Evet, yani ona saygı gösterdiğimizde aslında kendimize iyilik etmiş oluyoruz. Ahirete, ama aynı zamanda dünyevi olarak da bir mutluluk sana şey yapıyor. Ve o insanlar onun mahrumiyetinin ne olduğunu bilirler. Az önce senin Almanya'da, şurada burada yaşayanlar Türkiye'ye geldiğinde ezanla karşılaştıklarında o mutluluğu yaşadığını söylemişti. O 18 yıl ezanın yasaklı olduğu yıllarda yaşayan insanlar bunu bizzat tecrübe ettiler. Ve o gün Sultanahmet Camii'nde 3, 6, 12, 16 şerefe vardır. Sultanahmet Camii'nde 6 minare yapılmıştır. Evet, hatta o da 6 minare yaptırmış. Kabe'nin de 6 minaresi var. Ben yani demişler, yani biraz saygısızlık olmadı mı? Yani burada hürmet noktasında bir kusur olmadı mı? Kabe'de 6 minare var, burada da 6 minare oldu. Hani o zaman gidin Kabe'ye bir minare daha yaptırın, alın parasını diye 7 minare. Onu şey yapma, hani eşit. Ne kadar o, ecdadımız ne kadar ince düşünceli, yani ne kadar işte, ince fikirliymiş değil mi? Bu 7. minareyi de Sultanahmet yaptırıyor Kabe'de.
Şimdi o gün 16 şerefe 16 müezzin çıkıyor. Saadettin Kaynak orada. Ve eline böyle bir tabanca gibi bir şey, yani işaret verecek, havai fişek gibi bir şey atıyor. Başlayın diyor. Hep şeyler. Biri bitiriyor, öbürü. Bitiriyor. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Öbürüne dolaştırıyor. Yani bir konser gibi yani orada onu Saadettin Kaynak yönetiyor. Ki Saadettin Kaynak, aynı Saadettin Kaynak, Türkçe ezanın bestekarı. Ama ben bir röportajını okudum. Böyle felç geçirmiş son zamanlarında. Ben hiç Türkçe ezan okumadım, biliyor musunuz diyor. Ben besteledim ama asla Türkçe ezan okumadım diyor. 50 yıllarda yapılmış bir röportajını okudum. Ve onu da kendine zul görüyor değil mi hocam? Yani Türkçe okumayı, yani tam belki besteliyor ama okumayı tercih etmiyor, evet, kabul etmiyor. Yani hangi şartlar altında biz bunları yaptık der gibi. Onlar tabii çok Osmanlı'nın yetiştirdiği insanlardı, hafızlardı. Ben yine de bir dediğim gibi, hani en başta ben kendi öğretmenlerimden misal vermiştim ya. Yani onlar yine de bir terbiye, bir edep eğitimi görmüş insanlardı. Safiye Ayla bile işte biliyorsunuz bir hafızdır. Yani küçüklüğünde öyle bir yetim şeyinde, yetimhanede hocalarından bu dersleri hafızlık yaptı ve orada ilahiler milahiler okuya okuya o ses şeylerin gelişti. Neyse, bayram sohbeti böyle, evet, bir anda. Vallahi sizi de bulmuşken Ezan-ı yani, Muhammedi derken. Bıraksalar herhalde yönetmenimiz, evet, devam edin dese gerçekten hocam sabaha kadar devam ederiz. Çok sağ olun hocam aktarmış olduklarınız için. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Bayram İnşallah mübarek nice olsun. Bayramlara, herkese, nice birlikte bayramlara ulaşırız diyelim. İnşallah. Evet kıymetli izleyiciler, maalesef bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir kez daha Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. Haftaya yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşça kalın, mutlu kalın.